Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size saçlarımı boyadığım bir yöntemi daha göstermek istiyorum. Doğal yöntemleri çok seviyorum ve ben hep bu yöntemlerle saçımı boyuyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel bir renk oldu yine. Şöyle herkesin çöp diye attığı malzemelerle ben saçımı boyuyorum. Bakın biraz pancar kabuğum var. Kalorifer peteğin üzerinde kuruttum. Patlıcan kabuğum var. Dondurucuya atmıştım. Ceviz kabuklarım var biraz bunları benim bu tencerem özel içerisine koydum şöyle e, kuru çay koyuyorum üzerine 3 tepeli yemek kaşığı bildiğimiz kuru çay siyah çay şöyle 5-6 e, tane davanta bir avuç e, karanfil atıyorum şöyle bir buçuk tane de tarçın çubuk tarçın koydum toz çarçınca koyabilirsiniz ve bir dolu yemek kaşığı isot ekliyorum. Gerçekten isot da çok güzel bir renk veriyor ve saç diplerini canlandırıyor. Şöyle üzerine örtecek kadar da su koydum. Böyle ağzını kapatıp kaynadıktan sonra küçük ocakta kısık ateşte böyle bir 45 dakika kadar kaynatmak istiyorum. Yavaş yavaş altını mümkün olduğunca kısın çok ağır kaynasın. Bakın çok güzel bir renk oluşmaya başladı. Bu renk gerçekten çok süper bir renk tutturuyor saçımda. Özellikle saçınız az ise, telleri ince ise ve dökülüyorsa, miktar olarak, hacim olarak azsa mutlaka bu benim yöntemlerimi deneyin. Bakın ne kadar güzel bir renk oldu. Mis gibi de kokuyor, hiç kokusu da kötü değil. Şöyle güzelce kaynattım, soğuduktan sonra böyle bir şişeye süzdüm. Bunu buzdolabında 15-20 gün hiç bozulmaz saklayıp e, mal, e, malzemenizi hazırlamak için yani boya malzemenizi hazırlamak için kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu bu şekilde dondurucuya da atabilirsiniz. Daha sonra yine boya malzemesi hazırlamak için kullanabilirsiniz. Ben şöyle kına kullanacağım. Kına gerçekten çok güzel beyaz kapatıyor. Bakın iki çeşit kınam var. E, aynı yerden alıyoruz ama bu bu kına'nın içerisinde maalesef karışım var kına taşı diye bir taş var onu çekmişler sanırım böyle amonyak kokusu da geliyor içinden karışımlı o yüzden onun hepsini kullanmayacağım bakın bu çok güzel açık yeşil olan çok güzel katkısız bir kına bunda katkı var maalesef kına taşı koymuşlar eğer kına taşını çok yoğun bir şekilde kınaya koydularsa ve saçınızı siz o şekilde kınayla boyadığınız zaman çok dökülmeniz olur saçlarınızda kına taşı saçı çok döker bilginiz olsun. Şöyle diğer kınam çok güzel olduğu için bundan koyuyorum biraz. Yaklaşık 2 aydan fazla bir süredir de saçlarıma hiçbir şey sürmedim. Biraz sonra size göstereceğim saçlarımın boya öncesi halini. 2 yemek kaşığı bu katkılı gibi görünen kınadan koydum. Onu da kullanmak istiyorum. Kına taşı sonuçta zararlı değil ama çok fazla konduğu zaman saç dökülmesine neden oluyor. O yüzden kullanmak istemiyorum. Evet şöyle görüyorsunuz hazırladım. Ee, şöyle bir paket e, kakaom var. Bildiğimiz pastada kullandığımız kakao bu. Şöyle en ucuz olanından alın. Ben öyle yapıyorum. En ucuz kakaoyu alıyorum. Çok güzel saç boyuyor. İçerisine 3-5 tane lavanta attım. Lavantalar da bahçemden çok güzeller. E, ve o kaynatmış olduğum e, kabuk sularıyla e, bu kakaomu pişireceğim. Birkaç tane de karanfil attım. Karanfil bu tür maddeleri saça çok güzel tutturuyor. Kalıcı olmasını sağlıyor. Bakın şöyle suyumun hepsini ekledim. Ve kakaomu pişireceğim. Kakao gerçekten çok güzel saç boyuyor. Hem de saçlara canlılık, parlaklık veriyor. Saç dökülmesini önlüyor. Karıştıra karıştıra pişirelim. Dibine tutmasın. Çünkü kakao dibine yapışabilir. Şöyle karıştırarak güzelce pişiriyorum. Bu arada tahta kaşığım da bu iş için kullanmış olduğum tahta kaşığım kırıldı. Mecburen böyle bu eski bir metal kaşık kullanıyorum. Kendime bu işler için bir tahta kaşık alana kadar böyle yapmak istedim. Ama siz mümkünse tahta kaşığınız varsa bu boya işlerinde tahta kaşık kullanmanızı tavsiye ederim metal Kullanmanızı önermem ama ben mecburiyetten bugün Bu metal kaşığı kullanmak zorundayım Evet bakın Kakaom pişti Ve çok güzel bir şekilde de koyulaştı Koyulaşması çok daha güzel çünkü kınayı kullanırken normal su kullanabileceğiz Evet, içerisindeki şu lavantaları ve e, karanfilleri çıkaracağım. Süzmeye gerek yok bunu. Şunları elimle alabilirim. Biraz sıcak. Evet, şöyle hemen boya öncesi saçlarımı göstereyim size. Boya öncesi saçlarım bu şekilde. Burada yine boyadıktan sonra da saçlarımı size göstereceğim. Bakın, benim beyazım çok az. Gerçekten o kadar az beyaz var ki. Ama e, beyazlarım bu doğal boyalara. Başladıktan sonra azaldı. Tepe kısmında şu an bu şekilde iyice böyle göstermek istiyorum size. Bakın tepe böyle. Dediğim gibi iki aydan fazla bir süredir de kullanmıyorum. Bakın saçlarım çok uzadı ama benim saçlarım ince telli ve miktar olarak az bir saç olmasına rağmen bu doğal yöntemlerde oldukça hacimli görünüyor saçı çok olan ve gür olanlar için söyleyebileceğim bir şey yok. Şükretsinler Allah'a diyorum. Bizim gibi böyle saçı az olup ince telli olanlar için bu yöntem harika bir yöntem. Şöyle kınalarımın üzerine bu kakao'lu karışımımı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şöyle pütürsüz olana kadar, kıvamı düzgün olana kadar karıştıracağım biraz da normal su ekleyeceğim. Kınalara mutlaka normal su ekleyelim. Çünkü su kimyasal olaylar için gerekli. Kınanın saçımıza daha iyi girmesini sağlayacak. Bu malzemenin hepsini kullanacağım. Hatta şöyle tencerenin dibine koyuyorum suyu ki buradaki kakaoyu çalkalayıp alabilmek için. Şimdi boya kıvamına gelene kadar yavaş yavaş azar azar su ekleyerek iyice karıştıracağım bu güzel karışımı saçıma dipten uca kadar bolca süreceğim. Elime eldiven takacağım. Siz de mutlaka eldiven takın. Elinizi boyar. daha sonra saçlarıma sürdükten sonra e saçlarımın üzerine temiz bir poşet geçireceğim. İsterseniz streç de sarabilirsiniz. Poşeti geçirdikten sonra bir tülbent onun üzerine de eski bir şapkayı geçireceğim ve başımı sıcak tutacağım mutlaka kınayı uyguladıktan sonra başınızı sıcak tutmalısınız o şekilde yaklaşık 3-4 saat tutacağım tutabildiğiniz kadar tutabilirsiniz bu malzemeyi yazın ben akşamdan uygulayıp sabah yıkıyorum ama kışın öyle yapmayın çünkü sinüzit olabilirsiniz yaz için yapabilirsiniz kışın sabahtan ya da öğleden sonra yapabilirsiniz Kınamı dinlendirdim biraz sonra saçlarıma uyguladım böyle 4-5 saat sonra e, yıkadım tutabildiğim kadar tuttum bakın görüyor musunuz o kadar güzel ki ilk yıkamayı da e, şampuansız yapıyoruz saçlarınız uzunsa e, saç kremi kullanarak açabilirsiniz saç kremi kullanmanızda hiçbir e, mahsur yok doğru kullandığınız sürece saç kremini e, kullanabilirsiniz sadece saç kremi kullanarak saçlarımı Kınayı akıttım ve kuruttum fön de yok hiçbir şey yok bakın ne kadar güzel oldu şöyle evde kimse olmadığı için ön kamerayla kendim çekerek size göstermek istedim ee, bir de eşime çektireceğim geldiğinde biraz böyle sabırsızlandım bekleyemedim kendim de ön kameradan bakmak istedim saçlarıma gerçekten çok güzel oldu ee, canlandı böyle yapısı da çok hoş oldu ee, saç kremini mutlaka saçlarınıza şampuandan önce kullanın. E, saçlarınız güzelce saç kremini açtıktan sonra şampuanlayın hiç dolaşmayacaktır ve saçlarınız, saç delileriniz çok parlak ve canlı olacaktır. Bakın saç diplerim ne kadar parlak ve canlı, e, şöyle göstereyim. Rengi de çok güzel oldu. Kakao dediğim gibi çok güzel boyuyor. Kına'nın kırmızılığını da alıyor. Eğer saçlarınızda beyazınız çoksa, e, o zaman bu maskeleri, bu saç bakım boyalarını çok sık yapmanız gerekiyor. Haftada bir yapmalısınız saçınızda oturuncaya kadar. Ama saçınızda beyazınız benim gibi az ve renkleriyle saçınızın rengiyle oynamak istiyorsanız çok güzel olur. Şöyle eşime de çektirdim. Şöyle görüyorsunuz. Yani rengin güzelliğine bakın. Böyle içerisindeki o renk oynamaları tarçından Kakao'dan ve kınadan gelen renk oynamaları çok güzel gerçekten son derece canlı ve parlak mutlaka sizlerde sağlığınız için doğal yöntemleri deneyin özellikle kızıl kızıl kestane kumral tonlarında pardon kahve tonlarında istiyorsanız bu sizin için çok uygun ama sarı saçlar için önermiyorum sarı saçta nasıl durur onu bilemiyorum hiç denemedim sarı saç için benim zaten orijinal saçımda kahve tonlarında olduğu için bana çok güzel gidiyor. Ee, saçınız benim saç tonlarıma yakınsa kullanabilirsiniz tepeyi de göstermek istiyorum bakın şöyle boyadan sonra Saçımın Tepe kısmı da bu şekilde Gerçekten çok güzel ee, ve her istediğinizde renklerle de oynayabilirsiniz. Bu doğal yöntemleri ben çok seviyorum saçlarınızı çok hızlı uzatır saçlarım inanın bana ayda 4 santim uzuyor öyle söyleyeyim bakın şöyle boya öncesini görüyorsunuz burada ee, şurada da boya sonrası deneyeceklere kolay gelsin hoşçakalın.